Şimdi Demet'ciğim senin çok sevdiğin Tahsin. MasterChef All Star'dan Tahsin. Merhabalar. Ve Sergen buradalar tesadüfen. Ya benim burada olduğumu biliyorsun. Hoş geldin Tahsin'ciğim, hoş geldin Sergen'ciğim. Yan tarafta YouTube'cu. İnsan bir yalandan bir baklava yapıyor. Biz kuliste barıştık da yalandan. Biz müydünüz ki? Yani. Falan falan. Ablacığım merhabalar. İzmitlilerine kadar küsüyorsun. Gelin 2 dakika, bunların YouTube çekimi var da. Evet. Bari bir çok iyi yaptınız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz ne oldu da barıştınız? Anlat. Tahsin. Anlatayım. Günah çıktı. Ya çok anlatacak bir şey yok aslında. Bence yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. İkinci cinayet şarkısını çal arkadan. Tozdan kim? Sopa. Daha kolay olur. Şöyle. Ne güzel. Ne, bir kere çok tatlısınız. Ya ben bunları seviyordum biliyor musun? Hala da seviyorum da. Bunları dedim. Sergin zaten seviyorsun sen. Evet. Dedim, bak, çok kötü duruyorsunuz dışarı. Bunlar tabii 6 bölüm bana anlattılar. Önceden çekmişler falan filan. Biraz da ön planlardaydı ya. Şimdi Kıvançlar diyecek. Abla ne yaptın? Biraz derken? Abla. Ha? Biraz neyse. Derken. Ne oldu sana temizlik hastalığı mı? Şöyle oldu. Ben onu özete geçeyim. Buyurun. 6 hafta ön stokla başladık aslında bölümlere. Tamam. Orada herkes YouTube programı yapıyor. Her ikisi birden. Beraber bir kanalları var. Aynı kanalımız var. İsmini de söyleyin lütfen. Tahsin Sergen ile. Her şey. Noktayı koyduk. Artık aklımıza ne gelirse. Anlıyorum. Orada tamam. Yaparız. Ama yemek kanalı değil mi? Tabii yemek. Tamam. Üzerine gezme, görme, yeme, içme, konuk ağırlamalı program. Hatta siz de inşallah müsait olduğunuz bir gün. Tabii davet seve seve. Sevmediğiniz bir yemeği yapıyor ve sevdirmeye çalışıyoruz. Formatımız bu aslında. Anlaşıldı. Ha, sevmediğiniz çocukluktan olmadı. Beri böyle ben kabak tatlısı oldu. Sevmem. Bana sevdirebilir misin mesela gibi. Net. Anlaşıldı. Tahsin'in konuda güzel bir tarifi var orada. Yarışmada 5-6 kere yaptı aynı yemeği. Konuyu değiştirme. Tamam yok, benim kanalı öğreneyim. Ablam 8 aydır sen de bize yüklendin biraz burada. Yüklendim mi? Ya şey, sen değil bu bunun içinden, bu içimden geçti bu var ya bu hayır, sarı. Hayır hiçbir şey. Özür dilerim bir öncelikle de bunu böyle söylüyor olmam şey. Gerekiyor. Yaptım Tahsin. Özür diledi. Sergen konuşalım. Yaptı biraz. Ama abla sen de İzmitlisin, anla beni, kurban olayım. En son barışmıştık Sergen'le. Sergen'cim önünü açarsan mikrofonun daha rahat değil. Saçmalama dedi biz dedi, hemen dedi sana dedi Tahsin'le eve gelelim dedi, et yaparız falan filan. Öyle bir durulmuştu. Demek onları önceden çekmiş. Sonra bana, ben bunlara dolmuyorum. Bunlar ikisi de sevdim. İstiyorum ki yani bunlara hiç laf gelmesin. Ben biliyorsun sevdiğim birine laf gelince ben deliriyorum yani. Sonra bunlar böyle bir baktım daha azılı azılı gidiyorlar. Oğlum bir durun la, bir durun. Oynamaksa oynasaydın arkadaş. Yapamadık. Bize oynuyor dediler ama yemin ederim en doğalı bizdik. Buna doğalı da yemin ediyorum. Ediyorum en doğalı bizdik. Sen karıştırma sen kendine ayrı. Ben konuşmayacağım o zaman. Tahsin sen. Yemin ediyorum en doğalı bizdik. Vallahi en doğal biz diyebilirse. Ben neye kızdıysam filtrelemeden hepsini söyledim. Onlar söylemedi Demet abla. Bak ama yemin şey konuşacağım. Ama %60'ı %70'i biraz da şakacık da vardı içinde değil mi? Abla ne oldu biliyor musun? Bizim... Harbi mi ne? Neydi şakacık var abla? Yani öyle kavgalarınız o kadar yok nefret. Yok abla hiçbiri ya. Abla öyle tabii ki tehdit. Ben bir gün programdan çıktım öyle. Ya ağlaya ağlaya. Ağlaya ağlaya terk etti çocuk. Yani bak abla ne oldu? Ben hemen anla özet geçeyim. Tekrar konuyu açıyorum ama 6 hafta bir stoklu bölüm çektim. Dönmeyin ha. Her şey çok güzel gidiyordu. YouTube'u konuşuyoruz şu an. Hayır hayatım. Yok abi MasterChef'te 6 hafta stoklu çekerken hiçbir şey yoktu. Herkes bizi takımına takım kuruyorlar. İlk bizi alıyorlar. Tahsin sen biz şakalaşıyoruz. Şakaya karşılık veriyorlar, gülüyorlar. Her şey çok okey. Sonra bizim birkaç şakamız. Tabii ki de herkesin seveni sevmeyeni olduğu için o kişileri sevenler tarafından yanlış algılandı. Ve bir şekilde Tahsin Sergen böyle diyor, şöyle diyor, kötüler gibi yorumlar başladı. Sonra bunun paralelinde bir başlandı içeride. Onlar da o yönde ittirmeye başladı. Rüzgara göre yön oldu. Nefes alsak bana bakarak nefes aldın, bana laf soktun, bana onu dedin, bana bunu dedin. Gün sonu biz ayrıştık. Yani onlar ayrıştığı için biz de ayrıştık. Keşke, tek pişmanlığım ne biliyor musun abla? Keşke aramızdaki şaka sadece aramızda kalsaydı. Hmm. Kimseyle eğlenmeye çalışmasaydık. Ama hani orası da 20 kişilik bir yer ya. Bugün hali hazırda Ali Caner daha yeni bir yer açtı. Ya zor tabii o kadar insanla hani, anlaşarak aynı şeyi yapmak, aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama onlar da iyi çocuklar. Hepsi ya ben ayrı bir şey seviyorum. Demiyorum. Şu an yani herkesin bilemiyoruz ki. Biz hayat tarzları da bir de o ya. Demet abla biz de bilemedik. Yani benim demiyorum ki ben şimdi hani biz kendimiz onun yanlış anlayabileceği bir cümleyi de söylemiş olabilirim. Ama işte benim de hatam şuydu, ben Sergen bildim. Şimdi Sergen bildiğim için Sergen'e yapabileceğim şakayı belki o kişiye yaptım. O beni yanlış algıladı. Evet. Belki kafasına bir ön yargı vardı. Zaten her yarışmaya sonradan gelme vardı ya, her hafta yeni biri geliyordu. Yorumları okudu, hırslandı, yarışmaya geldi. Daha nefes alıyorlar, ikinci cümleleri bize laf sokmak. Ya bak yemin ediyorum, abla, edit yapsanız şurada 3,5 saat yayınlarsınız. Vallahi yayınlarsınız. Diyorsun ya sen. Neyse boş ver, şimdi her şey kapandı. Barıştınız mı? Tabii canım barıştık. Siz niye küstüğünüzü biliyor mu izleyenler? Kim?
İzleyen işte bunlara bir ayar verdim. Sergen'le sonra konuştuk. Sergen zaten olay dışı. Ben sonra diyordu ki, abla diyordu yani biz geliriz sana et yaparız falan. Bu bir baktım böyle herkes kendi işini yapsın, bir baktım böyle masaları falan filan siliyor arkada Fozdan klibim var. Demet ablamın şarkısını dinliyordum. Benim fanlarım bu Tahsin kendini mi zannediyordu? Ben gaza gelmem biliyorsun. Allah 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 Allah. Neyse canım. Ben şeye çok kırıldım, onu da söyleyeyim. Ne oldu ha, söyle. Şey yorumuna kırıldım abla. Ne dedim? İşte Tahsin elensin, kediye köpeğe mama dağıtacağım. Dedim mi? Demişim. O yorum beni en üzen. Elendin mi ama o hafta öğlenmemiş? Yok ben finale kaldım. Ne var kedi köpek bir şey dememişim. Çok, tabii kötü bir şey. Sayende bak kedi köpek. Tabii de yani hani ona kırılmıştım. Onun peşine ben işte story attım falan. İşte yapmamamız olmaz gerekiyor şey. Da. Anlık. Yok mu etrafınızda arkadaşlarınız durun diyen? Ay ulan ya. Vallahi Cez bravo. Ayakta alkışlıyorum seni. Yok mu dostunuz falan yapma oğlum falan diyen. İşte o dostlardan hani, biri bendim. Alkol sağlığa zararlıdır. Genelde burada görürüz yani. Sizden bahsetmiyorum. Böyle içer içer insanlar saçmalarlar sabah pişman olurlar. Ona dönmesin iş diye. Şimdi şöyle yapalım. Bir ara vereceğiz. Oo, peki. Bir ara pişman değilim dedi. Efendim demek ki devam edeceğiz reklamlardan sonra. Artı Balkan müziğine doyacağız bugün. Efendim Rumeli'li Ekrem burada olacak. Değerli ekibiyle beraber. Aynı zamanda uzman psikolog Selin Yıldız. Efendim dans ederek insanların psikolojilerini nasıl düzeltiyor? Hangi psikolojiye hangi dans iyi geliyor? Görüntülü bağlayacağız. Hepsi ve daha fazla. Tabii ki Tahsin ve Sergen de burada. Lütfen birazdan tekrar buluşalım, ayrılmayın. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Canlı yayın Demet ve Cez'le Gel Konuşalım devam ediyor. Duyanlar duymayanlara lütfen söylesinler. Bugün itibariyle saat 11.45'te canlı yayınımız başlamıştır. Aynı saatte bitireceğiz ama daha erken başlıyoruz. Onun için yeni randevumuz artık 11.45'tir. Bu arada biz sohbete başladık Sergen ve Tahsin'le. Böyle şey oldu, hani ayaküstü sohbet gibi oldu. Hararetli anlatıyordu. Anlat lütfen. Sonuç itibariyle öyle oldu, böyle yaşandı oldu falan filan. Bir sezon bitti, daha olacak mı başka Oğuzlar'la? Yani bir sürprizleri var söylediler gibi. Söylediler onu, söyleyebiliriz aslında. Aynen, ekranda da söyledi. Bir sürpriz bu sene sezonun, yeni sezonun böyle devamlılığına. Artık Şampiyonlar Ligi'ni... Söylediler değil mi? Emeşe söyledi. Bu şey nerede söyledi? Sonunda... Bir dakika. Finalde. Bu sezonun sonunda söylediler değil mi? Sürpriz var dediler. TV8'de mi söylendi? Yok. TV8'de yani, söylendi. Yoksa sokakta mı söylendi onu bileyim de. TV8'de canlı yayında bu yani yeni sezonun peki, sonuna doğru zaman, böyle tamam, bir sürpriz var. Tamam. Böyle farklı bir sürpriz de düşünüyorlar. Bence bizim beklentimizin de dışında olacak. Yok abla ben konuşmayacağım. Zaten söz verdim. Ben programa gelirken dediler bana sen fazla konuşma dediler. Sergen'in tek uyardıkları şey bu tarz Sergen. Abi altın kelebeğe çıktık sen mikrofon alma. Pot kırıyorum ya. Kırıyor musun gerçekten? Ena. Ha kırıyorsun da yani. Kırarım. Balta taş diyorsun. Ha? Dank. Hiç şey değil abi. Nereye gideceğini hiçse kötü niyetli söylemiyor ya. Hiç nereye gideceğini o tahmin etmiyor ama oradan bir lastik gibi çekiyorlar. Bambaşka anlam çıkıyor ya içinden. Allah Allah. Ama bu sezon sonu var bir şeyler. Güzel şeyler olacak. Evet. Kırmadın değil mi yine bir pot? Yok kırmadım. O kadar söylediler. Artık kırmışsa da telefonun titriyordur. Şu an zaten yapacaktı.